Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Reported Speech konusunu hep birlikte işleyeceğiz. Bu konu bizim Türkçe'de kullandığımız gibi günlük hayatta oldukça fazla kullanılan konulardan bir tanesidir. Çok fazla kuralı olduğu için karışık görünse de hepsini teker teker ayrıntısıyla inceleyip, örnekler verip, mantığını anlatıp akılda kalmasını sağlayacağım. Böylece siz bu konunun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Reported Speech dolaylı anlatım demektir. Yani birinin söylediği bir şeyi diğer bir insana aktarmak anlamına gelir. Dikkat etmeniz gereken genel kural şudur. Kullanılan zaman dilimleri bir zaman geriden söylenilir. Yani normal cümleleri dolaylı olarak aktarırken İngilizce'de one step back kuralı uygulanır. Bu kural bir adım önceki tense anlamına gelir. Bize söylenilen bir şey aktarmak istiyorsak biz bunu aktarırken bir önceki tense göre aktaracağız. Bu konuyu iki şekilde ele alacağız direct yani direk dolaysız bir şekilde aktardıklarımız, indirect dolaylı bir şekilde kendi cümlemizi harmanlayıp aktardıklarımız. Bu konuda kullanılan temel fiiller şunlardır. Say, tell, order, command, ask. Bunlar geçmiş zamandaki halleriyle, yani verb 2 dediğimiz ikinci halleriyle kullanılır. Genel olarak konunun hatlarına baktık. Şimdi direct speech dediğimiz konuyu ele alalım ve teker teker bütün kuralları inceleyelim. Aslında bu bizim Türkçeden de aşina olduğumuz bir anlatım şeklidir. Kişinin ağzından çıkanı aynen aktarmak anlamına gelir. Söz iki tırnak arasında yer alır. Örnekleri inceleyelim ve daha iyi anlayın. Fatma konuşuyor. I will go to Izmir tomorrow. Ben yarın İzmir'e gideceğim. Biz Fatma'nın söylediği bu cümleyi hiç değiştirmeden olduğu haliyle direkt aktarmak istiyoruz. Fatma said that, I will go to Izmir tomorrow. Fatma'dan sonra dikkat ederseniz Set ifadesini kullandık. Videonun en başında belirtmiştim. Bu tarz cümlelerde say ve tell ifadeleri çok fazla kullanılır. Say kelimesinin ikinci hali set olarak kullanılır. Bunu yaparken Fatma'nın söylediğini direkt aktardığımızdan dolayı cümleyi tırnak içerisinde belirtiriz. İsterseniz bu cümledeki that ifadesini kullanmak zorunda değilsiniz. O yüzden parantez içerisinde belirttim. Bu bir seçenektir. İsterseniz kullanabilirsiniz. Yani eğer that ifadesini kullanmayacaksak cümle şu şekilde olur. Fatma said, I will go to Izmir tomorrow. Fatma yarın İzmir'e gideceğini söyledi. Anlamda hiçbir değişiklik olmaz. Sadece bir seçenektir. Bir başka örnek inceleyelim. Ahmet konuşuyor. I do my homework every day. Ben her gün ödevimi yaparım. Ahmet'in söylediği bu cümleyi direkt bir şekilde hiçbir şey eklemeden aktarmak istiyoruz. Bunu yaparken Ahmet said that I do my homework every day. Ahmet her gün ödevini yaptığını söyledi. Set ifadesinden sonra that bir seçenektir. İstersek kullanmayabiliriz. O halde cümle şu şekilde olur. Ahmet said, I do my homework every day. Cümleyi direkt aktardığımızdan dolayı tırnak içerisinde veririz. Direct speech yani direkt anlatımın kuralları gördüğünüz gibi çok kolaydır. Şimdi sırada indirect speechler vardır. Indirect speech'te kişinin ağzından çıkan ifadeyi aktarırken bazı değişiklikler yaparız. Kendi cümlemizde harmanlayıp onu karşıya bu şekilde sunarız. Bunu yapmanın çeşitli kuralları vardır. Aktardığımız cümlenin zamanında, zamirlerinde ve zaman zarflarında değişiklikler yaparız. Yani bu cümlelerde dikkat etmemiz gereken üç kural vardır. Cümlenin zamanı değişecek, kullandığımız zamirler değişecek ve kullandığımız zaman zarfları değişecek. Öncelikle tensleri yani zamanları ele alalım. Zamanlar nasıl değişiyormuş bunları teker teker inceleyelim ardından zamirlere ve daha sonra zaman zarflarına geçelim. Hazırsanız indirect speechlerde yani dolaylı anlatımlarda zamanlar nasıl değişiyormuş hep birlikte tablo şeklinde inceleyelim daha sonra teker teker örneklerini görelim. Dolaylı aktarımda ilk dikkat etmemiz gereken şey kullanılan zamanın değiştirilmesidir. Zaman tablosu şu şekildedir. Birlikte inceleyelim. İlk kısımda insanların konuşurken kullandığı zaman vardır. İkinci kısımda ise dolaylı bir şekilde aktarmak istediğimizde kullanacağımız zaman bulunmaktadır. Eğer birisi bize present simple yani geniş zamanla ilgili cümle kuruyorsa biz onu dolaylı olarak aktardığımızda past simple yani geçmiş zaman kullanırız. Videonun başında söylemiştim. Hep birlikte hatırlayalım. Bu cümlelerde ana kural şuydu. Her zaman kullanılan zamanın bir adım gerisine gidecektik. Yani bir derece geçmişini alacağız. Eğer bir insan bize present continuous tense yani şimdiki zamanla ilgili cümle kuruyorsa bunu dolaylı bir şekilde anlattığımızda past continuous tense kullanırız. Present perfect tense past perfect olarak değişir. Present perfect continuous tense past perfect continuous tense olarak değişir. Past simple yani geçmiş zaman past perfect olarak değişir. Past continuous tense ise past perfect continuous tense olarak değişir. Feature simple ise would olarak değişir. Bir de gelecek zamanın going to kalıbı vardı. O da planlanmış eylemler için kullandığımız bir zamandı. Onu kullanırken özneye göre am, is, are ekleriz. Daha sonra going to yapısını kullanırız. Ama bunu dolaylı aktarımda kullanacaksak am, is, are kullanmayız. Onun yerine was, were kullanırız. Daha sonra going to kalıbını kullanırız. Dikkat etmeniz gereken nokta şudur. Eğer past perfect past perfect continuous tense'i dolaylı anlatımda kullanmak istiyorsam bunlarda hiçbir değişiklik yapmayız. Bunun sebebi ise bunlardan öteye gidilecek bir geçmiş zaman yoktur. En geçmişleri zaten bunlardır. Bir adım öncesinde bahsedeceğimiz bir geçmiş zaman olmadığından dolayı bunlar değişikliğe uğramazlar. Bu tablo size karışık geliyor olabilir. Çünkü bu konuyu anlayabilmek için bu zamanların kullanımını bilmek gerekiyor. Ama hep birlikte her zamana göre örnek cümle inceleyelim daha sonra bunu dolaylı bir şekilde nasıl anlatırız? Bunu da görelim. Böylece siz hem bu zamanların kurallarını hatırlamış olun hem de dolaylı aktarırken neler değişir onları incelemiş olun. İlk inceleyeceğimiz zaman present simple tense yani geniş zamandır. Geniş zamanda bir örnek cümle inceleyelim. I do laundry every week. Ben her hafta çamaşır yıkarım. Bunu şimdi dolaylı bir şekilde aktarmak istiyoruz. Yani o her hafta çamaşır yıkadığını söyledi demek istiyoruz. Bir özne belirtelim ki kafamızda somut bir şekilde otursun. Örneğin, Sevgi said that she did laundry every week. Sevgi, her hafta çamaşır yıkadığını söyledi. Dikkat etmeniz gereken iki tane önemli nokta vardır. Eğer karşımızdaki kişi ben diyorsa, biz bunu aktardığımızda o demeliyiz. Yani kız özelerinde she, erkek özelerinde he kullanmalıyız. Burada sevgiden bahsettiğimiz için I, she olarak değişir. Daha sonra zamanı değiştirmeliyiz. Önemli kuralımız şuydu. Bahsedilen zamanın her zaman bir derece pastını yani geçmişini almalıyız. Simple present tense'de past simple tense kullanırız. O da fiillerin ikinci hali demektir. Do fiilinin ikinci hali did'dir. Diğer inceleyeceğimiz zaman ise present continuous tense yani şimdiki zaman. Şu an şimdi yaptığımız eylemlerden bahsettiğimiz zamandır. Örnek cümleye bakalım. I am cooking dinner. Ben akşam yemeği pişiriyorum. Bu cümleyi dolaylı bir şekilde anlatalım. Yani o akşam yemeği pişirdiğini söyledi. Bunu yaparken somut olması için bir özne belirtelim. My mom said that she was cooking dinner. Dikkat etmeniz gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. I ben dediği için biz onu o diye çevireceğiz. Yani I öznesi yerine she kullanacağız. Daha sonra present continuous tense yani şimdiki zamanı ise bir derece geçmişten anlatacağız. Bunu yaparken Ay öznesi değişir, vaz olur, daha sonra fiil ayenc almaya devam eder. I was cooking dinner. Past continuous tense olarak ifade ederiz. Burada my mom, benim annem demektir. She de kullanabilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir insan ismi de belirtebilirsiniz. Ben sadece örneklerin somut olması için, aklınıza daha kalıcı hale gelmesi için rastgele bir özne ile belirtiyorum. Present perfect tense. Örnek cümleyi inceleyelim. I have lived in London. Ben Londra'da yaşadım. Bunu dolaylı bir şekilde aktarmak istiyorsak, yani o Londra'da yaşadığını söyledi demek istiyorsak eğer, şu şekilde söylemeliyiz. Kerem said that he had lived in London. Kerem Londra'da yaşadığını söyledi. Öncelikle özneyi değiştirmeliyiz. I dediği için biz o diyeceğiz. Öznemiz erkek öznesi olduğundan dolayı he kullanabiliriz. Daha sonra present perfect tense'i past perfect tense olarak kullanacağız. O da have birini had yapmakta olur. Had yaptıktan sonra cümlenin geri kalanını aynı şekilde yazarız. Present perfect continuous tense. Örnek cümleyi inceleyelim. I have been playing tennis for a year. Ben bir yıldır tenis oynuyorum. Dolaylı bir şekilde aktarmak istiyoruz. O bir yıldır tenis oynadığını söyledi. Bunu yaparken cümleyi şu şekilde kurabiliriz. Ayşe said she had been playing tennis for a year. Ayşe bir yıldır tenis oynadığını söyledi. Değiştirmemiz gereken iki önemli nokta var. I ben özdesi yerine she, o demeliyiz. Diğer nokta ise zaman değişikliği. Present perfect continuous tense yerine past perfect continuous tense kullanmalıyız. Bunu yaparken de have fiilini had olarak değiştiririz. Cümlenin geri kalanını aynı şekilde yazarız. Past tense, geçmiş zaman, geçmişte yaptığımız eylemlerden bahsettiğimiz zaman dilimidir. Örnek cümleye bakalım. I bought a car. Ben bir araba satın aldım. Bunu dolaylı bir şekilde anlatacaksak, o bir araba satın aldığını söyledi diyeceksek şu şekilde kurmalıyız. He said that he had bought a car. O bir araba satın aldığını söyledi. Geçmiş zamanla ilgili kurduğumuz cümlelerde bir derece daha geçmişini almalıyız. Yani past perfect tense kullanmalıyız. Bunu yaparken had yazarız, fiilin üçüncü halini kullanırız. Özneyi değiştirmeyi ise ihmal etmemeliyiz. Past continuous tense Geçmişte yaptığımız devam eden eylemleri anlattığımız bir zaman çeşididir. I was working hard. Ben çok sıkı çalışıyordum. Bunu dolaylı bir şekilde anlatacaksak. Kemal said that he had been working hard. Kemal çok sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi. Özneyi değiştirdikten sonra zamanı değiştirmeliyiz. Past continuous tense past perfect continuous tense olarak değişir. Yani had yazdıktan sonra been yazarız. Daha sonra fiilin üçüncü halini kullanırız. Sıradaki zamana bakalım. Future tense gelecek zaman demektir. Gelecekte yapacağımız eylemleri bu zamanla anlatırız. Eğer bunu dolaylı bir şekilde aktaracaksak would kullanmalıyız. Örnek cümleyi inceleyelim. We will call him later. Biz onu daha sonra arayacağız. Eğer bunu dolaylı bir şekilde anlatacaksak they said that they would call him later. Onlar onu daha sonra arayacaklarını söylediler. Will yapısı would olarak kullanılır. Gelecek zamanın bir de going to yapısı vardır planlanmış eylemlerden bahsettiğimiz bir yapıdır. I am going to find a new job. Ben yeni bir iş bulacağım. Bunu dolaylı bir şekilde anlatmak istiyorsak, He said that he was going to find a new job. O yeni bir iş bulacağını söyledi. Özneyi he olarak değiştiririz. Daha sonra am yerine was yazarız. Am, is, was olarak değişir. Are ise were olarak değişir. Was were yazdıktan sonra going to kalıbını kullanırız. Dolaylı anlatım yaparken dikkat etmemiz gereken ikinci nokta zamirlerdir. Zaman değişikliğini gördük. Şimdi ise zamirleri değiştirmeliyiz. Eğer bir cümle içerisinde benim, senin, onun gibi ifadeler varsa bunlarda değişikliğe uğrar. Aslında ilk kuralı az önce birlikte inceledik. Yani ay benim diyorsa biz onu he ya da she olarak, o olarak değiştirmeliyiz. Biz diyorsa biz onu onlar olarak değiştirmeliyiz. Peki ya benim, senin bize, size gibi kalıpları nasıl değiştiririz? Tabloyu inceleyelim. Cümlede me ve you geçiyorsa, dolaylı aktarırken özneye göre him ya da her kullanırız. Him erkeklerde, her kızlarda kullanılır. Eğer as ve you geçiyorsa, dolaylı aktarırken dem diye değiştiririz. Eğer my ve your ifadeleri geçiyorsa, özneye göre his, her olarak değiştiririz. His erkeklerde onun demektir, her kızlarda onun demektir our ve your ifadeleri varsa their olarak değiştirmeliyiz. Yani bizim, senin gibi ifadeler onların olur. Mine, yours varsa theirs olarak değiştiririz. Tabloyu inceledik. Şimdi ise örnek cümlelere bakalım. Yan tarafta bir tane cümle var. Ali, have invited us. Ali bizi davet etti. Dolaylı olarak aktarmak istiyoruz. Yani o, Ali'nin onları davet ettiğini söyledi diyeceksek eğer şöyle söylemeliyiz. She said that Ali had invited them. O, Ali'nin onları davet ettiğini söyledi. Dikkat ederseniz zamanı değiştirdik. İlk cümle present perfect tense kurulmuştur. Bunun bir derece geçmişini aldık, past perfect tense kullandık. Have had olarak değişti. Bir de zamirleri değiştirmeliyiz. İlk cümledeki zamir as, bizi zamiridir. Ali bizi davet etti. Biz bunu dolaylı bir şekilde aktaracaksak Ali onları davet etti demeliyiz. Bu yüzden burada dem ifadesini kullanmalıyız. Tabloyu incelediğimizde ikinci sırada as ifadesinin dem olarak değiştiğini görürüz zaten. Bir başka örnek inceleyelim. I am cleaning my room. Ben odamı temizliyorum. Buradaki zamir my. Benim ifadesidir. Bunu dolaylı bir şekilde aktarmak istiyoruz. Yani o odasını temizlediğini söyledi. Odasını diyebilmek için şu şekilde söylemeliyiz. She said that She was cleaning her room. O, odasını temizlediğini söyledi. My yerine her kullanırız. Dikkat edersiniz, tablonun üçüncü sırasında buraya da değinmiştim. My ve your ifadeleri özneye göre his ya da her olur. Bu da bir başka önemli kuraldı. Dolaylı aktarımda dikkat etmemiz gereken üçüncü önemli nokta ise şudur. Sadece zamanlar değişmez, zamanları ifade eden kelimeler de değişir. Bugün, şimdi, yarın, Dün gibi ifadeleri de değiştirmemiz gerekiyor. Tabloyu teker teker inceleyelim. Now şu an, şimdi demektir. Dolaylı aktarımda bunu then olarak değiştiririz. Today bugün, tonight bu gece demektir. Bunları değiştirirken that day, that night olarak değiştiririz. Tomorrow yarın demektir. Dolaylı aktarırken bunu the next day ya da the following day iki şekilde de kullanabiliriz. Yesterday dün demektir. Bunu değiştirirken the day before ya da the previous day olarak değiştirebiliriz. İkisini de kullanabilirsiniz. This evening bu akşam. Yani aslında this ifadesi that olarak değişir. That evening. These days. This ifadesi those olarak değişir. Yani bu günler o günler diye değişir. Last ifadesi before ya da previous olarak değişir. Örneğin Last month, geçen ay. The month before ya da the previous month olarak değişir. Next ifadesi ise after ya da following olarak değişir. Next weekend, önümüzdeki hafta sonu. The weekend after ya da the following weekend ifadesi kullanılır. Parantez içerisindeki ifadeler değişebilir, bu yüzden parantez içerisinde belirttim. Mesela önümüzdeki hafta sonu değil de önümüzdeki ayda diyebilir. Örnek cümleler içerisinde inceleyelim ve siz daha iyi anlamış olun. I am eating ice cream now. Ben şimdi dondurma yiyorum. Bu cümleyi dolaylı bir şekilde aktaralım. O, o zaman dondurma yediğini söyledi. Cümle şu şekilde olur. She said that she was eating ice cream then. Bu cümlede toplam 3 tane değişiklik yaptık. I dediği için, yani ben dediği için, o diye değiştirdik. She yaptık özneyi. Daha sonra zamanını değiştirdik present continuous tense yani şimdiki zaman past continuous tense olarak değişti. Was eating yaptık. Daha sonra cümlenin sonundaki zaman ifadesini değiştirdik. Now şimdi şu an demektir. Biz onu then olarak ifade ettik. Bir sonraki örneği inceleyelim. We had a very large dinner yesterday. Biz dün çok büyük bir akşam yemeği yedik. Bunu dolaylı bir şekilde aktarmak istiyorsak. Tuncay said that they had had a very large dinner the day before. Bu cümlede toplam 3 tane değişiklik yaptık. Birinci cümlede we, biz demektir. Onu they olarak değiştirdik. Birinci cümlede zaman geçmiş zamandır. Had, have fiilinin ikinci halidir. Biz bunu past perfect tense olarak değiştirdik. Yani had yazdıktan sonra fiilin üçüncü halini kullandık. Have fiilinin ikinci ve üçüncü hali had olarak yazılır. Daha sonra zaman ifadesini değiştirdik. Yesterday dün demektir. Biz onu the day before olarak yazdık. I am coming today. Ben bugün geliyorum. Bu cümleyi dolaylı bir şekilde aktaralım. He said he was going the next day. Toplam üç tane değişiklik yaptık. I, ben dediği için biz bunu he olarak değiştirdik. I am coming, present continuous tense'dir. İkinci cümlede bunu past continuous tense olarak ifade ettik. Today ifadesini ise the next day olarak yazdık. Şimdi ise models dediğimiz yapıları inceleyelim. Eğer cümlede can geçiyorsa bunu dolaylı olarak aktarırken could kullanmalıyız. May ifadesi değişir, might olarak kullanılır. Shall ifadesi yerine should kullanırız. Eğer must görüyorsak ya must ya da had to kullanmalıyız. Will ifadesi yerine would kullanılır. Didn't ifadesi ise didn't, didn't need to ya da didn't have to olarak değişir. Örnekleri inceleyelim. I can speak French. Ben Fransızca konuşabilirim. Ken ifadesi burada bir modelstir. Eğer bunu değiştireceksek could olarak yazmalıyız. He said that he could speak French. O Fransızca konuşabildiğini söyledi. Özneyi he olarak belirttik. Ken ifadesini ise could olarak değiştirdik. He may call us. O bizi arayabilir. Bunu dolaylı olarak aktarırken may ifadesini might olarak değiştiririz. She said that he might call them. Dikkat ederseniz bu özde de as zamiri dem olarak değişti. Bizi arayabilir demişken biz onları arayabilir dedik. Reported speech'lerle ilgili genel bütün kuralları inceledik. Dikkat etmeniz gereken iki tane önemli ayrıntı bulunmaktadır. İlki, say ve tell kullanımı. İkisi de reported speech'lerde ikinci halde kullanılır. Yani say, said olarak, tell ise told olarak kullanılır demiştik. Say deriz, to yazarız, daha sonra kime söylendiğini belirtiriz. Tell ifadesinde ise to kullanmamıza gerek yoktur. Tell me bana söyledi. Sadece bu yeterlidir. Örneğin, She said to me that she loved me. O beni sevdiğini söyledi. Say ifadesinden sonra to kullanıp daha sonra kime söylendiğini belirttik. İkinci örneğe bakalım. She told me that she loved me. O beni sevdiğini söyledi. Gördüğünüz gibi told ifadesinden sonra to kullanmamıza gerek kalmadı. Bu en çok karıştırılan ve sınavlarda en çok sorulan kısımdır. İkinci önemli nokta ise şudur. Evet, hayır tarzında cevap verilecek soru sorarken if ve whether ifadelerini kullanırız. Örneğin, do you go home? Eve gidiyor musun? Bunun cevabı ya evet ya da hayırdır. Bunu dolaylı bir şekilde aktarırken if ya da whether ifadesini kullanırız. She asked if whether she went home. O eve gidip gitmeyeceğini sordu. Son olarak rica ve emir cümlelerini inceleyelim. Rica cümlelerinde ask ifadesini kullanırız. Emir cümlelerinde ise tel ifadesini tercih ederiz. Fakat cümlelerde herhangi bir zaman değişikliği yapmayız. Cümlelerdeki bağlantıyı to ile sağlarız. Negatif olacaksa eğer not to olarak kullanırız. Örnekleri inceleyelim. Don't go. Gitme. Bu bir emir cümlesidir. Dolaylı olarak aktaracaksak she told me not to go. O bana gitmememi söyledi. O gitme dedi. She told dedikten sonra kime söylendiğini belirttik, bu yüzden mi yazdık. Bana söyledi. O, bana gitmemi söyledi. Negatif olduğu için not kullandık, daha sonra to go ifadesini belirttik. İkinci cümle, close the window please. Pencereyi kapat lütfen. Bu bir rica ifadesidir. Burada ask ifadesini kullanırız. He asked me to close the window. O pencereyi kapat dedi. He asked me dedikten sonra to ifadesini kullanıp cümlenin devamını yazdık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.